doğru yapıyorum ne kadar iyi bir eğitimciyim sorusunu şu örnekle kendimize sorabiliriz. Belki bu soruyu cevapladığımızda ne kadar ön yargılı olduğumuzu fark etme şansımız da olacak. Nasıl ki bir doktor öleceğine kesin gözüyle bakılan hastanın fişini çekmiyorsa, sonuna kadar onu yaşatmak için elinden geleni yapıyorsa bizler de öğrencilerin bu zor öğrenir, bundan adam olmaz, bunun kafası zaten çalışmıyor gibi söylemlerden uzak. Elimizden geleni yapmamız gerekir. Ben e, az önce de söyledim birçok farklı kurumda görev yaptım. Hiç unutamadığım bir örnektir. Bir öğrenci e, disiplin dilekçesi sürekli daha biriyle ilgili e, kurul görüşmeden ikincisi gelen bir öğrenci vardı. Ve birçok öğretmenin tavrı hocam bundan adam olmaz, uğraşmaya değmez şeklinde olduğunda ben şu cevap verdim. Ben uğraşayım da gene olmasın. Yani işte hastanın öleceğine e, kesin gözüyle bakan e, doktorun tavrını bizim aslında benimsememiz gerekiyor. E, i̇yileştirmek, için, yaşatmak için nasıl çabalıyorsa biz de mutlaka ve ben e, herkesin bir kırılma noktası vardır. O direncin kırılacağı bir nokta vardır. O çocuğun yani ee, yakalayacağımız o noktayı yakaladığımız an zaten düzelmeme düzelmemek ifadesi de tartışılır gerçi hani bozuk bir şeyden bahseder gibi oluyor her seferinde ama e, hani bu noktada işte öğretmenliğimiz eğitmenliğimiz devreye giriyor.